Yo yo party people in the place to be. Nefret ediyorum bu çocuklardan. Her seferinde birilerinizi merhamet ettiniz, atamadık bunları. Şeytan bunlar ya. Şeytan bunlar ya. Nefret ediyorum bu çocuklardan. Nefret ediyorum bu çocuklardan. It's the F, the F, the K, the U, the Y. We on the mic cause you know that we are numero uno. Bass in your face and we rock the mic with a pretty face. Yo, we not conceited, we be just exact. All you sucker radios better get on back. It's DJ Funky C in the place to be. I get down to the sound most definitely. Aşk 101 ekibi burada mısın? Baylar bayanlar, bu akşam biz bir kutlama içindeyiz. Canlı yayındayız. Katılanları görüyoruz ve bu gece oyuncularla birlikte sürprizlerle dolu bir gece var. Alkışlarınız şu anda. Sosyal yalnız matlar. Değilim. Tek başıma değilim. Bayla bayla ev sahibimiz Gemeze için bir alkış alalım. Bir dakika. Bu çok çok az bir alkış. Alkış istiyoruz. Kocaman bir salondayız şu anda. Buyur. Aşk 101'in final sezonunun hayranlarıyla birlikte kutladığımız bu nefis gecesine hoş geldiniz. Funky. Evet. Abi diziyi seyrederken sen de gittin mi lise zamanlarına? Gittim. Özellikle o gri pantolon, lacivert ceket. O kendi liseye gittiğim dönemi bana bayağı bir anımsattı. Ve biliyorsun soundtrack olarak o 90'lar şarkısıyla da ön plana çıkan, hatta diziyi izleyenlerin o anda Shazam yapıp "Aa bu parça neydi?" deyip aradığında şarkıları tekrar hayata getirdiler ve listelerde başarı gösteren bir takım şarkılar var. Ya kesinlikle böyle bir şey. Kesinlikle. Ve şunu çok net söylemek mümkün. Pandemi zamanında hepimizin kanını ateşledi mi? Kesinlikle. Vallahi eve kapandığımız o dönem çok iyi geldi. Hepimize çok iyi geldi diye düşünüyorum. Bu arada bu akşam biz yalnız oyuncularla ve sizlerle beraber olmak istemiyoruz. Herkes burada olsun istiyoruz. Gerçekten herkes burada olsun istiyoruz. Herkes derken siz de burada olasınız istiyoruz. Bu akşam arkamızda olacaksınız siz de bizim. Kameralarınızı açarsanız bizi izlerken. Ben şu anda online olarak katılan ve şu an burası bayağı bir kalabalık. Herkesi görüyorum. Kamerası olanlar, şu anda kamerasıyla katılanlar var. Onları da görüyorum. Hatta yayın esnasında bence buradan bir takım soruları da oyuncularımıza soralım diye düşünüyorum. Neden yapmayalım? Çok acayip şeyler. Bu akşam çok eğleneceğiz. Çok 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 eğleneceğiz. Hatta aşk 101'in kılcal damarlarına ineceğiz desem çok da yanlış olmam ama lafı uzatmamak lazım. Bayanlar baylar, eğer hazırsanız şimdi onları buraya davet etmek istiyorum. Bu gecenin başrolleri geliyor alkışlarınızla. Asi olduğu kadar yetenekli bir sanatçı. Eda rolüyle Alina Boz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Süperiz. Basketbol takımının asi kaptanı. Kerem rolüyle Kubilay Akan! Ve bayanlar baylar, okulun en tatlı ve en naif öğretmeni Burcu rolüyle Pınar Deniz! Go Pınar! Go Pınar! It's a birthday! Ve Clint Eastwood'u aratmayan taburlarla koçumuzu da buraya davet etmek istiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Kemal'i canlandıran Kemal Urgancıoğlu! Evet! Tamam, hoş geldin. Kemal Urgancıoğlu. Sana bayağı ekstra. Okula yeni kaydolan bir müzik dehası. Şimdi onu yeni tanıyacaksınız. Çok heyecanlıyız. Çok! Elif karakteriyle Ece Yüksel! Hoş geldin! Hoş
yakından tanıyorsunuz. Ekibin en girişimci ismi. Osman'ı canlandıran Selahattin Paşalı. Maç bileti falan olsaydı ya, bari, şey alsaydı. Bence zirvede bırakalım. Sen var ya. Ön sıraların en romantik prensesi. Uşağa hayat veren İpek Filiz Yazıcı. Hoş geldin. Felsefe ve melankolinin prensi. İnan karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya fındıklar vallahi bende kaldı. Orada geçti fındıklar. Abi süpersin. Hoş geldiniz bir kez daha. Ya şimdi bütün kadro tamamlandığına göre ilk sezonu bir konuşmak istiyorum ya. İlk sezon desem ne hissettiniz ilk sezonda? İlk yani sezon deyince böyle bir duymak istiyorum. Böyle başlayalım. Mert, ne düşünüyorsun? Mert, ilk sezon deyince akla Kaan Bey gelir. Evet, Kaan'ın ilk girişi. Benim daha ilk havalı girişi geliyor. Evet, ilk girişi. Evet, bir dakika, öyle mi? Arada. Evet. Sen çok güzel girmiştin ama ben çok hayran oldum. Evet, biz hepimiz konuştuk. Ya giriş olalı Kaan Urgancıoğlu gibi bir giriş görmedi herhalde. Yani. Duralım. Burada duralım. Burada kesiyoruz. Buyurun efendim. Abi bir daha öyle girer misin? Hadi. Alkış istiyorum. Ama şarkı lazım. Hadi buyurun. İmkanı yok giremem ama deneyim. Ya mümkün. Hani arkadaşlar hazırız biz, hazırız. Sağlanacak çıkarım buradan. Varsay ki hani bize doğru. Varsay ki böyle giriyorsun. Müziği verelim. Bir müzik belki böyle güzel. Hangi müzikti yahu? İşte geliyor. Bak. Oho. Çok iyi. Heyecan dorukta. Bir dinleyeyim. Ama ceketin de böyle şey. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ey yavrum. Ya ben bu arada... O günle ilgili ama bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. O gün Mert hatırlıyor musun bana demiş. Abi niye böyle kendi kendine takılıyorsun böyle bir sessizsin falan. Sonra beni bozdular. Kendileri beni bir şekilde bozdular. Yok ama şöyle şimdi... Kaan benimle konuşmuyor tamam mı? Ben niye olduğunu bilmiyorum. Bir soğuk davranıyor. Hani siz de çok güzel muhabbet ediyor. Benimle hiç konuşmuyor. Dedim ki beni sevmiyor herhalde. Dedim ki abi böyle hani bir durum mu var falan. Yok oğlum dedi hani öyle bir şey olmaz. Yani Mert bir şey hissettiyse demek ki. Ama şey Alina bir şey soracağım. Hayır. İlk sezon bitti. Gösterildi. Şimdi her dizide oyuncular o dizi oynanırken böyle farklı şeyler yaşarlar sokakta. Hayatınız değişti mi? Nasıl değişti ya da hayatın? Niye herkes sana döndü bir anda? Sana soruldu. Yani çok güzel tepkiler geldi. Bizden yaşça büyük birçok insandan bize lise yıllarına döndürdünüz. Çok güzeldi. Müzikleriniz harikaydı. Harika bir dizi gibi birçok tepki aldım ben. Hiç beklemediğim insandan ve bu çok mutluluk verici bir şey. Çünkü biz bu işi... Böyle şeyler için yapıyoruz yani bir nevi. Bu projede tam oraya dokundu ve çok mutluluk. Hakikaten evet. Öyle mi? Yani böyle o şeyler gelmiyor. Mesela Funk ile biz bunu diziyi seyrettikten sonra konuşurken şey dedim. Hakikaten abi bizde de böyleydi. Yani bizim müdür bu kadar değildi ama tövbe estağfurullah. Ama fena da değildi. Öyle miydi hakikaten? Sende de böyle bir... Ya yani şöyle bir şey oldu. Şimdi... Tabii ki bu lise dönemini yaşamış insanlar ister istemez bizle bir yakınlık kurdular. Ama lise dönemini yaşamış insanların yanında lise dönemini yaşatmış insanlar var bir de aileleri. Onlar da bizi izlediler. Yaklaşık 60-70 yaşında insanlar bizi izlediler. Ben böyle tepkiler aldım ve çok mutlu oldum kendi adıma. Ya, bu arada İpek bir şey soracağım. Şimdi mutlaka şu muhabbet olmuştur. Evdekiler diziyi seyrettikten sonra... Dizi karakterlerini eleştirdiler mi? Ya böyle de olur mu diye. Ya da mesela seni eleştirdiler mi? Öyle olur mu? Yok hayır ya hiç eleştiri almadım. Yani herkes bizim lise hayatımızda da
mutlaka bu karakterlere benzer insanlar vardı dediler. Ama İpek'in ailesi bizden. Ya biz evet. Böyle. Gerçekten. Hem de kardeşi, İpek vardı. Annesi. Herkesin arkadaşı olarak İpek. Ya benim İpek gibi bir arkadaşım vardı mesela. Sınıfta vardı. Benim vardı. De vardı. Evet evet böyle çalışan. Evet. Tabii. Mesela Silahattin sende var mıydı öyle şey ne derler? Ya abi hakikaten benim de lisede böyle bir arkadaşım vardı diye diyebileceğin. Osman gibi mi? Osman gibi benim vardı bu arada Osman gibi var arkadaşım. Benim vardı Osman benim gibi. Benim vardı Osman vallahi. Direkt. Anında bilet çıkarır falan böyle. Tabii. Ticaretle uğraşan böyle ticaret. Ben sporcu geçmişliyim o yüzden Kerem gibiler vardı bende yani hani onun gibiler vardı. Bende de Osman gibiler vardı. 28 sene geçmişim. Hayatınız bu diziye baktığınız zaman abi ben de böyle oyuncu şey ben de böyle öğrencilik yaptım diyebileceğiniz bir noktaya geldi mi? Bazen noktalarda. Tabii. Bazen hepimiz o adamlar gibi olduğumuz zaman. Ya ben bayağı Osman gibi geçirdim yani. Ciddi misin? Evet evet bayağı Osman gibiydi benim. Bizim lisenin başında tabii yasaklı ürünler satıyorduk. Bizim lisenin başında vardı yani böyle müdürümüzün izin vermediği bir olaya biz sınıfça müdahale edip koridora pankartları, afişleri asıp ilerlediğimiz bir işte anlatamayacağım bir olay vardı mesela. Tam bir Aşk 101 tatilisi gibi bizde. Anlatamıyorum. Yani ikinci sezon spoiler oldu. Yok hani böyle yasaklı olan bir şeyi yine de yapacağız deyip sınıf öğretmenimiz de evet yapın ben arkanızdayım deyip yaptığımız bir olay vardı mesela. Peki eş zamanlı böyle bir müdüre denk geldiniz mi diye soracağım. Böyle yarım ağızla sormak istiyorum onu. Müdürümüzle bu kadar muhatap olmadık herhalde ya. Benim müdür babamın arkadaşıydı. Ya benim de biliyor musun? Tam Osman ya. Değil mi gerçekten? Orhan müdür çok tabii selam kelam. Olsun Orhan abiye. Benim de. Babamın arkadaşıydı. Yani ne böyle kolunun altına alıyor gezdiriyordu falan beni. Bakın bu çocuğa dikkat edin falan. bu arada bir şey soracağım. Şimdi Ece yeni geldin. İlk sezonu seyrederken hiç içinden geçtim ya ben de ama çok güzel ya ben de bu projenin içinde olsam. Şu an büyük itiraf dedim. Vallahi. Evet dedim ama bir yandan da çok sevdiğim bir yerden dedim aslında. Çünkü ekip çok güzeldi, enerjileri çok güzeldi. Hatta şey diyorum ya bir tane de 6. olsa da ne güzel olurmuş ekibe katılsam diye. Gerçekten gönlüm temizmiş diyorum. Vay sen başka bir şey isteseydin. Müthiş temizmiş ya. Güzel enerjiler. Evet o yüzden 2. sezonda katıldığıma çok mutlu oldum. Güzel vakit geçirdik, çok keyifliydi. Eğlendiniz mi yeni sezonda? Çok. Ne kadar çok. Final sezonunu aslında biraz böyle atıfta bulunmak istiyorum ama bir birinci sezona gidelim mi Funky? Birinci sezonu bir toparlayalım. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Bu arada elinize sağlık. Ben de çok keyif aldım. O yüzden hepinize büyük bir alkış. Eyvallah. Evet ya vallahi hakikaten. Hadi gelin bir birinci sezona şöyle bir şu anda bizi izleyenlerimize böyle bir flashback yapalım. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Hadi gelin gidelim. Ben hallederim. Yok ben hallederim. Tamam bırak bana. Yok burada bir yerdedir zaten. Özür dilemiyorum. Şimdi
normal şartlarda belki sormamam lazım ama dayanamıyorum. Vallahi bunu soracağım. Birinci sezonda en zorlandığınız sahne hangisiydi? Ay bu yağmur. Gerçekten yani, merak ediyorum. Şu şeyde çok ya zorlanmıştık değil de üstümüze suyun yağdığı o konferans salonu sahnesi. Evet. Bayağı ya. Bir şeydi. Yani çünkü üstüne o kadar ağır bir şekilde su iniyor ki bir noktadan sonra nefes alamıyor gibi oluyorsun. Öyle bir an yaşamıştım ben de yani su böyle yukarı bakıyorum ellerimi açmış ve su o kadar evet. Çok geliyor ki galiba nefes alamıyorum şu anda falan olup böyle. Keyifliydi ama çok tatlı bir sahneydi. Herkes hemfikir mi bu suyun düştüğü, yağdığı? Biz yoktuk da Mert için söyleyebilirim. Senin ıslandığın falan bayağı benim yazık yavrum. Benim 3 tane boğaz. Evet ya suya girdi ıslandı. Bir dakika bunu duymak istiyorum. 2 kere mi girdim ben? 3 sezon. Biz onu bir daha çekmedik evet, mi? Ben girdim. Girdim. Bir ikiniz girdiniz. 2 kere. İki kere girdim. Bir de senle girdik. Tabii. Ama onları havuzda çektiğimiz için onlar işte çok zorluydu. 2 kere mi? Tabii 3 kere oluyor aslında. Havuzda ayrı çektiler onları. Havuzu ayrı çektik. Bir de ben direkt boğaza girdiğim kaç oldu. Kere girdin toplamda? 3. Herhalde 3-4 falan. Tekrarları say 30. Ha bir de öyle tekrarlarla 30 kere girdi o suya. Yani abartıyorum şimdi. İşte tabii yani birkaç tekrarı var yani. Ya 30 değildir, 25'tir yani öyle mi? Mesaj yalnız yönetmene gitti Funky yakaladın. Ya evet ben yani. Dedim ki bayağı yönetmene burada. Ben girdim. Şimdi sokakta dolaşırken sizin fanlarınız yanınıza gelip böyle size isminizle mi hitap ediyorlar yoksa karakterinizle mi? Karakter ismi. Şey değil mi? Aşk 101 Işık. Direkt öyle geliyor. Öyle mi? Direkt Aşk 101 mi? Bir yerden tanıyorum Işık falan. Işık'la İpek de benziyor ya birazcık. O yüzden Işık'ı tercih ediyorlar. Yani mesela evde Işık mı İpek mi? Nerede? Evde. Ay o kadar. Evde. Bana fındık şakasıyla geliyorlar. Abi fındık falan. Ya sen herkes, bize fındık şakasıyla geldin. Herkesin kapıyı de. Çalan kimdi diye sorulur. Ya ben artık şey diyordum Instagram'ımı falan kapatacağım. O kadar çok kapıyı çalan kimdi? Evet. Kapıyı çalan kimdi acaba? Kimdi yeter falan. Kapıyı çalan kimdi acaba peki? Kimdi acaba bu arada ikinci sezonda sizlerle diye hemen reklam. Bu arada benim bir hatırlatmam var şu anda bizi izleyenlere. Bizi izleyen herkes şu anda eğer kameranızı açarsanız biraz sonra sizi de arkada ekranımıza misafir etmek istiyoruz bu nefis yes. Geceye. Gerçekten siz de olasınız istiyorsa hatta çok niyetliyim. Bir iki tane de selfie yapmak istiyorum. Kameranızı açarsanız biraz sonra siz de bizimle beraber arkadaki ekranda olacaksınız. Soru şu, böyle fanlar genelde küçük hediyeler getirirler. Küçük böyle komplimanlar yaparlar. Böyle resimler vesaire hiç ulaştı mı size? Çünkü bize ulaştı. Bana çok güzel bir hediye yapmışlardı o bizim işte son özür dilemiyoruz sahnesi var ya. Bende de kara kalem oldu biraz ama. Yok benim bayağı evet, eve gelenmiş. Sen görüyoruz öyle yapılan şeyleri. Evet pek onun dışında bir şey yok. Fan artlar. Evet. Çok güzel şeyler var. Niye diyeceksiniz çünkü şu anda birkaç tanesini yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum. Yönetmenim yansıtıyor yanılmıyorsam. Sizin için hazırlamışlar. Hayır. Arkada gözüküyor. Çok güzel. Ha şunu biliyorum ben. Çok tatlı. Sanırım paylaşmıştım bile. Olabilir evet. Selahattin senin gözlerin yeşil mi? Selahattin senin gözlerin. Hey dostum. Bak ya resmen Selahattin ve gözleri. Selahattin'in gözleri evet, mükemmel evet. Değil Mert mi de ya? Mert de çok masum çıkmamış. Başka bir ismi Selahattin yok Selahattin benim yani. De gözlerim. Gerçekten hayatındaki en masum an budur. Yani çok kadar masum değil. Ama çok başarılı değil mi? Çok bu arada bu Yusuf çok sevmiştim. Ben bunu gördüm bu sosyal medyada. Ben şöyle geçtim aradan o yüzden merak ediyorum. Mesela burada kimler var? Siz net olarak görebiliyorsunuz. Allah. Tamam Sinan. Sinan. Eda. Kerem. Işık. Selahattin. Selahattin Osman. Selahattin ama Osman değil Selahattin. Osman. Bu da büyük öyle. İhtimalle Kubilay falan. O 15 yıl evvelki fotoğraf falan yapılmış. Kubilay'la Mert'in karışımı. Seninle benim aramda bir şey değil mi böyle? Evet seni yapmaya başlamış. Yani seni düşünmüş beni çizmiş gibi biraz ama çok güzel maşallah. Güzel. Eline sağlık arkadaşımız. Ya bu çok güzel. Güzelmiş. Ellerin emeklerine evet, sağlık. Evet ortadaki boyun fotoğu geçmemek için. Sizin emojilerinizi yapmışlar gibi sanki ortadaki güzel. Öyle evet, filtreler güzel. De var ya evet. Sosyal medyada. Film. Aşk 101. Çok orada başarılı. Hakikaten emoji gibi olmuş değil evet mi? Emoji gibi öyle bir takım filtreler var. O hale, ya Osman ya Selahattin istese o hale gelebilir ya. Yani. Bak elinde fındık var değil mi? Değil mi? Evet tabii evet. Ben fark ettim. Babada da var. Bu arada biraz da şimdi...
soruları misafirlerimize bırakmak istiyorum. Misafirler derken şu anda karşımızdaki misafirleri değil, online bizi izleyen misafirlere bırakmak istiyorum. Onların sorularını sizinle paylaşmak istiyorum. Funky sorular sende bildiğim kadarıyla. Ekranın şu anda YouTube'dan ve aşk101veda.com sitesinden katılan herkes sağ taraftaki kutu içinden burada sohbete katılabilirler. Hepinizi görüyoruz. Soruları da görüyoruz. Hatta hemen sıradan bir soru alıyorum ve hepinizi sormak istiyorum. Çünkü hepinizin karakteriyle ilgili bir soru. Güzel. Aşk 101 sizin için ne ifade ediyor ve oynadığınız karakterde değiştireceğiniz bir özellik olsaydı mesela Osman neyi değiştirirdi mesela? Oo. Şöyle olmasaydım ya da şöyle olsaydım. Bir dakikam var soruyu yapmak için. Gerginlik Joker mi? Ister misin? Evet, evet. Hadi hadi son 60 hemen saniye. Söyle. Ben hiçbir şey değiştirmek istemezdim ya. Tam diyorsun. Hiçbir şey değiştirmek olmuş istemezdim. Olmuş Osman. Olduğu gibi seviyorum onu yani. Gerçekten fındık hiçbir şey değiştirmek istemezdim. Falan devam diyorsun. Gerçekten. Okey. O zaman bir soru daha alıyorum. Yanlış cevap. Birinci sezonun sonunda özür mözür dilemiyoruz meselesini sizin başınıza gelseydi siz de aynı şeyi yapar mıydınız yapmaz mıydınız ekip Hayır. olarak? Hayır. Çok zor. Bir dakika bir dakika. Bu soruya bence herkes cevap vermeli. Evet. Alalım sol baştan. Fanlar şu anda bizimle beraberler. El sallıyoruz. Yok, hepiniz el sallayın bize. Süpersiniz. Ama biraz evvelki sorudan yırtamayacaksınız arkadaşlar. Herkesten yırtamıyorum. Vallahi son baştan alalım sorunun falan. Cevabını. Ben evet. Yapamazdım herhalde. Diler miydin özür? Dilemez miydin? Yani dilerdim. Hayır ben de dilerdim. Ben eğer gaz alırsam galiba dilemezdim. Ama benden önce birinin dilememesi lazım. Ben kesinlikle özür dilerdim. Çok net. Net yani. Uysal bir çocuktum ben yani hani yapmamamız lazım. Hala öylesin. Yani. Evet. Ben Ece? Kesinlikle özür dilerdim. Çok düşündürdü ama galiba ben de dilerdim ya. Hani böyle kesin büyük büyük konuşma asla dilemeyeceğim falan ama oraya çıkıp özür dilerim diye yerdim büyük ihtimalle. Var mı öyle bir... Gerçi sen aynı noktada değilsin ama yine de sormak istiyorum. Zaten başına gelmiştir diyorsun. Hani olayı anlamadım. Geldi. Geldi mi hakikaten? Geldi ve de disiplin kurulunun karşısına çıktım. Ve eğer özür dilemezsem İzmir'de okuyorum o zaman. İstanbul'da bir tiyatro turnemiz vardı. Ve bizim çok beklediğimiz ailelerden kopup birlikte eğlenebileceğimiz bir ortama gidemeyecektim. Ve arada kaldım. Özür dileyim mi? Yoksa hayır ben haklıyım ve böyle oldu ve hakkımın arkasından mı gideyim diye. Ve dedim ki kesinlikle özür dilemeliyim ve bu İstanbul turnesine gitmeliyim. Özür diledim. Ve ona rağmen disiplin kuruluna gönderdiler. O gün karar verdim. Gerçekten inanmıyorsam özür dilememek. Vay be. Vay be. Evet bu alkışı Geldi. İstiyoruz. Valla bu alkışı istiyoruz. Geldi. Ne hikayeler var bu adamda görüyor musun? Ne diyorsun? Yani ben biraz asi bir genç kızdım. Ben yani böyle bir olay yaşadım. Buna benzer bir olay değil ama haklı olduğumu düşünüyorsam özür dilemezdim. Net. Net, aynen. Biraz. Ben haklı veya haksız özür dilemem abi. Kesinlikle özür dilerdim falan. Neden? Dilemem gerek yok yani. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Yani hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır. Gayet normal bir şey. O yüzden özür dilemem yani. Niye dileyim ki? Anlayış beklerim. Ben de öyle düşünüyorum. Anlayış beklerim karşısından. Ben bir gencim, 26 yaşındayım. Bir hata yaptım. Bir problem yok. Eyvallah. Bir büyüğüne karşı değil, bir küçüğüne karşı işletirsen. Yine özür dilemem. Dileyebilirsin ya, çok özür dilerim. Dilemiyor Kaan, bırak. Teşekkürler. Dilemeyecek. Dilemeyecek. Evet, bizim için ayrılan sürenin sonuna evet. geldik. Çok teşekkürler yayında ve yapımda emeği geçen herkes adına. Ben Gevize, sevgiler. Özür dileyerek bitiriyorum. Özür dilerim. Bir soru daha var özür arkadaşlar. Özür dilemem diyorsun. Dizi benim için yapıldı. Yok evet. Abi, gerek yok yani. Eyvallah. Bak, Mert ve İpek'e sormak istiyorum demiş bir izleyicimiz. Aşk 101 sevenler burada bayağı bir kalabalık oldular, ben söyleyeyim. En sevdikleri Işık Sinan sahnesi hangisi ve onların perspektiflerinde abi bu ilişkinin galiba ya. Of. İkisini merak ediyorum. Nasıl buluyorlar? Gençliğini ve mutluluğunu kaybetmiş insanlara tavsiyeniz nedir? Dizideki en sevdiğiniz replik nedir? Ben de onu merak ediyorum. Var farkıya sorular, hadi bakalım. Evet ya, ben seyirciye sorma joker hakkımı kullanıyorum. Şu replik işi, çünkü bir iki replik
dizi boyunca çok sık tekrar etti. Acaba sevdiğinizden mi tekrar etti yoksa gerçekten yazılı mıydı onu da bilemedim. O yüzden ben de merak ediyorum. Şeytan bunlar ya. Bu. Mesela. Var mı bir şey? Benim en sevdiğim. Var mı bir şey çok güzel. Sosyopatlar. Bu da. Sosyopatlar da iyi ama var mı bir şey benim en sevdiğim? Var mı bir şey? Var mı bir şey? Ne yani hangi şeyle ne derler sezonda, hangi evet. Havırla ha, evet, söylenirken sakın var mı? Vazgeçmez. Yani işte biriyle biri arasında var mı bir şey beni şahsen de heyecanlandıran bir şey yani var mı bir şey, şey var mı işte bir şey? Asıl soru budur. Evet asıl soru budur yani var mı bir şey diye çok düşünmeye gerek yok, varsa bir şey vardır bir şey. Çok fazla karışık değil. Değil mi hocam? Peki var mı başka? Vardır. Var mı bir şey? Bizim İpek'te bir başka sahnemiz vardı. Kadıköy sahilinde çektiğimiz. Orada böyle bir... Şarkı söyleyeyim. Sen orada bayağı değineyim. Evet teşekkür ederim. Oraya değinmeyecektim aslında ama. Orada vardı İpek şimdi hatırlattı bana. Sakın vazgeçme. Yenileceğini bilsen de... Yaşa. Yaşa hayatı. Aa güzelmiş. O çok güzeldi. Güzel bir sahneydi. Evet replikleri istiyorum. Aa ben replikleri unuttum. Vallahi istiyorum. Kafam gitti. Senin de şey vardı. Benim bir şey... Tuncay'a söylediği var. Yaptığım bir konuşma vardı ya. Ya bence ikinci sezonda mükemmel bu arada Pınar'ın söylediği her şey ya. O kadar ben ikinci sezonda... Ya, evet ya çok tabii. Duygulandığım bir sahne vardı. Yine spoiler olacak söyleyebilirim. İlk sahnede ama ilk sezonda vardı. Ya, o kadar var. Doğru bir öğretmen ki... Hatta Meriç'e yazmıştım o sahne için. Duralım. Burada duralım. Yok soruyorum. Ya yönetmenim bu küçük bir spoiler alabilir miyiz? Bak herkes seyrediyor. Şu anda kaç yüz bin kişi orada. Eğlenmeyelim. Küçük spoiler alabilir miyim? Küçük. Bir gıdım. Arkada. Küçük. Bir dakika spoiler derken ben sadece şey istiyorum. Ama repliğimi... Şu anda herkes... Dışına girmişim gibi. Repliği hatırlayamadık. Sahneyi hatırladık, repliği hatırlayamadık. Onlar kelebek olup uçar giderler gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Ya çok güzeldi. Çok ben güzel bir sahne. Birinci sezonda birinci sezonunda da şey vardı. Benim hepsi için konuşma yaptığım son bölümde herkesi ikna etmeye çalıştığım bir sahne vardı. Oradaki bütün replikleri çok seviyorum. Senin Tuncay'a olan repliklerin... Onu söyleyemiyorum. Tuncay'de... Aslında onu seviyorum ya, da. Evet. Canlı yayında da olsak. Tuncay git. Evet. Evet. Tabii. En güzeli oydu. Bravo. Tuncay git. Sahnesi. Yalnız öyle bir söyledin ki ben de kalktım yavaş işte, yavaş. Ya orada bir kelime var. Onu şey yapamıyoruz. Şu an. Yap. Funky var mı elinde yoksa ben başka bir yere götüreceğim muhabbeti? Bence başka bir yere götürelim çünkü buraya çok soru geliyor ama şunu sormak istiyorum özellikle. Çünkü sizi de tanıdıktan sonra dizi benim için de çok daha değerli ve çok daha güzel bir hale geldi. Bu pandemi döneminde gerçekten çok iyi geldiniz. Oynadığınız karakterlere ne kadar benziyorsunuz? Mesela sizi de tanıdığımız için karakterleriniz ve siz arasındaki bağlantı nedir sizde? Onu merak ediyorlar. O zaman bir dakika ben karışık soracağım. İpek. Evet. Buyurun. Benziyor mu karakter sana? Aslında biraz benziyor evet. Yani bayağı benziyor hatta. Yani benim lise dönemimdeki halime benziyor ama biraz büyüdükçe biraz uzaklaşmaya başladım o halimden. Böyle. Peki. Kaan. Düşünüyorum nasıl cevap vermeliyim diye. Ver gitsin be. Yani her türlü cevap vermeliyim. Nasıl cevap istersin? Salla gitsin abi. Biz bizeyiz ya. Ya Kemal'i çok iyi anlıyorum. Ben de Kemal benim içimde olan bir şey. Çünkü şöyle görüyorum ilk sezonda yazıldığı andan itibaren. Kimseye bir açıklama yapmadan kafasına göre istediğini yapabilecek. Ama kendi içinde, kendi iyi niyetinden emin olan bir karakter. Bu benim içimde olan bir şey. Bununla birlikte... takıldığı ve aslında kendinden emin olmadığı ve sıkıştığı, değişmeye müsait olmadığı yerde bana uzak bulduğum bir yer. O yüzden benim içimde bir şey Kemal. Bu arada hocam çok geçmiş olsun ya. Çapraz bağları kopardın galiba değil mi? Kariyer evet. Bitti. Basketbol kariyeri gitti. Doğru. O sağ sahne bilek, de geçmiş sağ oldu. Bilek orada bayağı acı çapraz çekiyorsun falan. Ah dedim işte bende de var bu biliyorum bunu. Ece ne diyorsun? Yani yeni sezon için konuşuyoruz tabii. Tabii. Aslında izleyenler seni bilmiyorlar ama... Bilmiyorlar. Ama şöyle özetleyebilirim. Elif çok genç bir yetenek. Ve hani aslında üstün başarılı ve gözlerin hep üstünde olduğu bir şey. Şöyle bir yerden bağ kurabilirim. Ben de çocukluğumdan beri oyunculuk yapıyorum. Piyano çalıyor musun?
Piyanoyu aslında birazcık dizi için öğrendim. Çok minik biliyordum ama çok ders aldım, pratik ettim. O yüzden de dizideki sahnelerin böyle çoğunda da çaldım aslında o parçayı. Çok güzel olmuş sahnelerim ben. Selahattin. Evet, çok beğendim. Evet, evet. Çok benim beğendim. Hiçbir alakam yok yani. Ya ama o kadar alakası... Ya gerçekten en alakasız sen olabilirsin bu ciddi arada. Ciddi misin? Ya ben utangıcımdır. Sıfır. Hani şey, Osman o çözüm üretir, işte çözüm odaklı düşünür, girişimcidir. Benim hiç öyle şeylerim yok. Ben mümkünse hiç sorumluluk almayayım hayatta. Kenardan benden gidip uzak ol. Ben sadece hani şey yapmaya çalıştım. Osman'ı hep temiz bir yerde tutmaya çalıştım. O bahis de oynatsa, kantini de yönetse o çocuk yani asla böyle çakal biri değildi yani. O temiz biriydi ve amacı vardı ailesi için falan gibi. Böyle iyi kalpli bir yerde tutmaya çalıştım ben onu sadece. Peki mesela etraftaki arkadaşlardan şu muhabbet oldu mu? Ya Selahattin azıcık Osman ol ya. Ya o zamanlar mı şu an mı? Şu an. Yok yok, artık insanlar beni kabul etti olduğunu. Artık benden öyle bir beklentisi yok. Öyle bir şey yok. Yok yok yok. Ne diyorsun? Ne konuda abi? Ya, ne olacak bu memleketin hali? Nereye memleketin halinde konuşmayayım. Ya karakter hakikaten seni böyle bir yerden yansıtıyor mu? Yani lise dönemimi net bir şekilde yansıtıyor benim. Yani bu konuda yalan söylemeyeceğim. Bayağı ben de kavgacı ve haşere bir karakterdim. Yansıtıyor, benziyor. Bayağı bir benziyor. Şimdi takipçilerden bildiğim kadarıyla çeşitli post-itler geldi. Evet. Onları arkaya yansıtabilir miyiz? Böyle bir şansımız var mı? Aa, bu çok güzel bir şey. Aynen. Pişman olacağını bunlar... bilsen de. Pişman olacağını bilsen de hatalarını sev. Ancak onlar çok insana iyi. Doğru... Doğru yolu gösterir. Bunu asla unutma. Bu mesela bu üç post-it'ten hangisi sizi daha çok yansıtıyor? Kimseyi takma, hayat senin, ona göre yaşa. Kimsenin seni üzmesine izin verme. Ben söylüyorum bu. Pişman olacağını bilsen de hatalarını üç sor. Dedi. Benim karakterim en... Ben de en başta ya, değil mi? Ben, çok net. Ben de birim mesela, galiba. Bir. Bir diyenler el kaldırsın. Bir hangisiydi? Bir. Kimseyi takma, hayat senin, ona göre yaşa. Ben. Kimsenin seni üzmesini izin verme. Bir. Bir benim de bir. Pınar'a katılıyorum. El kaldırmayanlar bunların hiçbiri. Yani şey gibi geldi bana. Bir ile üç aynı insan da biri hata yapmış, öbürü daha hiç yapmamış. Hatalarını da sev diyor ama. Güzelmiş. Daha hiç yapmamış olduğu için biz kabullendik onu. Aynen, güzel. Bu arada başka post-itlerimiz var. Onları da görmek istiyorum. Onları da verelim ekrana. Kendini geliştir. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yürü be, kim tutar seni? Gülümse, hep gülümse. Her zaman hayal kur. Kur ki bir gün gerçek olacağına inan. Bu benmişim, Kaan öyle gülümse, dedi. Gülümse, hep gülümse. Hayal kurmaktansa hedef belirlemek daha... Ben de hayal kurmak. Ben de hayal kurmak. Hayal kurmak önemli. Herkes burada galiba. Benim karakterim sanırım birinci... Kimse kendini geliştirmiyor. Karakter olarak mı konuşuyor? Karakter olarak, kişisel olarak konuşacaksak farklı. Kişisel konuşuyoruz. Ha, kişisel mi? Tabii kişisel konuşuyoruz. Baştan beri karakter olarak mı konuşuyoruz? Yani ya, orada. Yani, orada. Gülümse, hep gülümse daha. Gülümse. Ya bu arada bütün bunlar olup biterken ben bir şey rica edeceğim. Üçüncüyü alalım, ardından bir şey soracağım. Ay şu taraftakini okumak çok zor. Evet. Hayatına hiçbir zaman yapamıyorum deme. Çünkü eninde sonunda yapamıyorum dediğin şeyi başarıyorsun. Aşk 101'e yeniden başla. Aşk 101'e yeniden başla. Sen çok başarılısın. Aşk bence de politik olarak Aşk 101'e yeniden başla daha uygun galiba. Evet. Çünkü bir de Aşk 101'in şöyle bir durumu var. Her izlediğinde dönemsel olarak içinde başka bir şey buluyorsun. Aynen. Yani inanılmaz değişik bir şey. İşte 20 yaşında izlesen başka bir şey, 30'unda izlesen başka bir şey, 25'inde izlesen başka bir şey. Hep farklı mesajları içeren ve Meriç Acemi'nin çok güzel başardığı bir durum. Öyle bir şey yani var ama değil mi? Yani her yaşa bir şekilde böyle bir... Evet evet, çok yaşsız bir iş bence. İki dönem olmasından da kaynaklı olabilir tabii. Şimdi ben iki dakika bir şey rica edeceğim. Eminim ki çok istiyorlar. Şu anda sizi izleyenler sizinle beraber bir selfie yapmak isterler diye düşünüyorum. Biz de çok isteriz. Biz de isteriz. Biz de isteriz. Funky ya. Ben de istiyorum selfie ya. Ben de istiyorum ya. Ekiple. Rica edeceğim yönetmenimden.
Şu anda bizi izleyenlerin kameralarını ekrana verelim. Arkadaşlar selfie yapacağız. Hazır mıyız? Hello. Merhaba. Selam. Selam. Bir dakika selfie'yi ben yapacağım ama. Ay çok tatlı. Biz selfie ne yapalım? Bir şey yapalım mı ama, safları? Hazır mıyız? Ben çöküyorum. Çöküyorum. Evet. Abi sen de gelir misin lütfen? Ben Funky. De geliyorum. Dur. Geldim. Görünüyor mu? Geldin gel. Mi abi? Peki. Ne oldu? Bir dakika kameralarımız gelsin. Gelsin. Biraz gelin. Kameralarımızı istersen. Açalım. Var et. Mutlu bir Aşk 101 ailesi için burada mısın Aşk 101? Süpersiniz. Yes. Teşekkür ederiz selfie'miz için. Arkadaşlar bu arada bizi izleyenlere sesleniyorum. Biraz sonra altta bir IBAN numarası geçecek. Benim numaram. Oraya 500'er ateşlerseniz. Tamam. Bak kendini görenler nasıl şaşırıyorlar orada ekranda bir anda. Aa ben de çıktım yani, canlı yayına. Dünyanın her yerinden izliyorlar. Güney Amerika'daki gördüğünüz ilgi inanılmaz. Okay. Acaba mesela siz çekerken buraya sorular gelmeye devam ediyor. Bir tane var ben de merak ediyorum. En severek çektiğiniz sahne demişler mesela. Tabii. Severek. En severek. Yani, dövüş sahnesi falan mı acaba? O action'lar çok iyiydi ya. Eğlenceli diyebiliriz galiba ya toplu. Birinci hep ortak cevabımız oydu. Hep laboratuvarı söyledik bu soruyu aynen. Birinci sezonda laboratuvar herhalde. Ama çok, evet. Çok ya, tatlı bir sahne ikinci oldu. İkinci sezon bizim Bilal'le bir yolculuğumuz zaten. Oldu. Ben orada acayip eğlendim. İkinci sezonda biz Alina'yla daha çok eğlendik galiba biz ya. Biz bir yolculuğa çıktık Kubilay'la. Aa evet. Ve çok yani, güzel bir ben yani imrendim. Sadece... Çok spoiler vermeyin. Yok yok sadece sahne olarak değil. Ne olur verelim. Çok eğlendik değil mi? Ekipçe bayağı eğlendik biz. Evet evet ekipçe çok eğlendik. Biz yoktuk ondan bayağı eğlendik. Evet 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 bayağı oraya getirdi Alina şu an. Şey... güzel bir eğlenceydi evet. Yolculuğa çıkmak falan. Yani ekiple İstanbul dışında bir yerde olmak, akşamları birlikte zaman geçirmek, Haydos'u da orada verdik biz bu evet, arada evet. Kubilay'la birlikte. Gittikçe yüzden... spoiler'a gidiyor Alina. Hayır, devam et. Haydos'u orada verdik yani orada bitirdik çekimleri. Tam spoiler şey değil yani. Bu. Tamam. Değil değil. Tamam kıskandılar. Biz de kıskandık çünkü paylaştılar bizim bir WhatsApp grubu. Evet. Çok eğlenceliydi. Oradan paylaştık. Paylaşımları görürken evdesiniz tabii ki. Tabii. Yok evde miydik? Evdeydik. Ama WhatsApp paylaşımlarına göre evde değiliz. Evet bizim WhatsApp grubumuz var hepimizin bir arada olduğu. Orada ensemble. Böyle ensemble bir grubumuz. Orada her şeyi paylaşıyoruz birbirimizle. Bir şey soracağım. Diziden sonra böyle bir arkadaşlık yakaladınız mı? Yani arkadaşlık arkadaşlık. Bence işin... Hiç. Ya büyük başarısı o. Yani ben şu an ya tabii ki tekrar görüşeceğiz ama yani işin bitmesine çok üzülüyorum. En çok onlarla tekrar beraber yani sorarsanız Kaan Urgancıoğlu benim abim. Yani ne? Evet, evet 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 öyle bir durum var yani. Ya şu aslında şu lafı oraya getirmek istiyorum. Yani ne bileyim bir şey sormak istediğin zaman ya bir şey danışmak istediğin zaman gerçekten bu WhatsApp grubuna dönülüyor mu? Dönülüyor. Evet. Evet tabii ki tabii ki. Konuşmacımız Selahattin. Arkadaş olarak yani. Selahattin. Evet. Arkadaş olarak ben mesela Kaan abiye danıştığım, onun tecrübesinden faydalanmak istediğim, kimseyle konuşamadığım bir konu vardı mesela. Kaan abiyle kendimi açmıştım. Ondan onun tecrübelerinden faydalandım. Ya da keza... Bunlarla bir kere öyle. Hep evet. Beraber o ha, biz bizim için en kıymetli şey bu. Buradaki arkadaşlık zaten. Evet, evet bence öyle. De öyle. Evet. Yani buradaki herkes... bir kişiyle fikrin değil aslında bizim o grubumuza ya da birlikteyken herkese aynı açıklıkta olabildiği için çok ayrı bir büyü yakaladığımız. Aslında hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için gibi Kaan'ın bir durum var. Kaan'ın karavanını dünyanın yakın işe cümlesini geçiyor. Evet, evet. Çok bile yakaladı. Bravo. Ama kliş tuttu değil mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Tuttuğuna dair bir işaret aldık. Bu arada mesela sette şey var mı? Böyle her şeyi dağıtan biri ya da her şeyi toparlayan biri. Genelde böyle bir her ekipte öyle bir şey vardır. Allah hadi. Her şeyi toparlayan ya ben galiba Kaan abi biraz herhalde, toparlayan mı? Toparlayan Kaan abi. Kim? Hayır, ha, evet, Kaan abi. Yani. Ben biraz karaktere girmek öyle için mi? Başta bir sanki öyle bir şey yapıyordum. Sen bana hayır bir dakika çünkü. Toparlayan derken ben nedense karavanın ne? Bir dakika bir şey diyeceğim. Karavanı toparlayan falan. Ya dedikodu geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Bunlar sıkıcı dedikodu. Hayır hayır ben şimdi yaşımız çok aynı olduğu için
karakterde kalmaya çalışıyordum ve birazcık sohbetlerine dahil olmuyordum. O da beni sıkıcı ve şey buluyordu. Yaşlı ama buluyordu. Sıkıcı yani. Hani. Hayır. Pınar benden bir ya da iki yaş büyük. Yanlış mı? Bir yaş büyük. Bir yaş büyük. Ve şey, Mert ve Selahattin benden daha büyük. O yüzden hani orada kalmak için. Böyle bir öğretmen kıvamına girip bizimle çocuklarıymış gibi konuştuğu için ben de sıkıcı buldum bu konuyu. İlk sezondu o. Evet, evet. Karaktere girmeye çalışıyordum. İkinci sezon toparladı mevzuyu. Hayır, bir dakika. Yalnız toparlamak daha... derken benim gözümün önüne hep karavan toparlama geldi ve karavanı hep tek topluyordu. Öyle. Banki bence dahil olmalısın abi. Yani konuyu bitir. Burası gerçekten... Yok yok. Çok güzel bir soru geldi. Hatta Ece'ye sormak istiyorum bunu. Çünkü... Grubu bölüyoruz. Bak aslında hepiniz bunu bir düşünün. Hepinizden cevap istiyorum. Süper bir soru. 17 yaşındaki aynen, halinizi söylemek... Yani. Ne söylemek isterdiniz? Ona 17 en güzel halinize? Selahattin cevap verir. Peki ya 17 yaşındaki siz büyümüş halinize ne demek isterdiniz diye? Hepinize geliyor bu soru ama önce Elif sen. Büyümüş halimize. Ama tek tek isterim bu cevapları. Bu önemli 17, soru. Ya anlamadım. 17 yaşındaki hale mi? Ya 17 yaşındaki haline ne söylemek isterdi? 17 yaşına dönsen, evet. 17 yaşındaki sene ne söylemek isterdi? Ya ben mesela kendi öyle adıma... Öyle açıklayabilir miyim? 17 yaşındaki senle şimdiki sen karşılaşınca nasıl bir diyalog kurarlar gibi? Birbirlerine ya ona tavsiye onlar. Niteliğinde yani. Tavsiye, ha, tavsiye niteliğinde. Mi? Çünkü evet. Ben nasıl çıktı fotoğraf diye sorardım. Fotoğraf. Hangi fotoğraf? Fotoğraf çekilmiştir benimle büyük ihtimalle. Terbiyesiz ya. Kubilay'ı alalım buradan. Hakikaten. İlk önce ama Ece'den alalım. İlk benden mi? Evet. Yani şey derdim 17 yaşındaki halime. Her şey çok güzel olacak. Hiç dert etme, hiçbir şey kafana takma. Şu an gayet iyiyiz derdim. Aşk 101 diye bir dizi de evet, oluyor. Bak buradayız birlikte yani. Yıkılıyor. Evet, nereden nereye? Hayat çok güzel gibi pozitif mesajlar verirdim. Çünkü o zamanlar tabii ki kafasına hep takılıyordu. Aslında dizide de işlediğimiz ben kim olacağım, büyüyünce nasıl birisi olacağım, hayatım, kariyerim ne olacak? Tabii ki dev dev sorular vardı. Ama sonuç olarak ben olduğum noktadan çok da mutluyum. Böyle güzel bir ekipliyim. O yüzden pozitif her şey çok güzel olacak. Kaan en son yani. Senden alacağım cevabı. En son. Çok en son. Ben tabii. Çok hazırım. Ya Kaan abi olarak en son cevap senden gelecek. Ne diyorsun? Ne derdin? Yani 17 yaşındaki halimi şu anda düşündüğümde çalışıyordum, setlerdeydim. yani önümü görmeye çalıştığımı çok hatırlayamıyorum açıkçası. Yani hep zaten set ve sette devam ediyorum gibi bir algıdaydım. Öyle de oldu. Yani büyük ihtimal 17 yaşındaki halime her şey güzel olacak dediğin gibi. Çalışmaktan vazgeçme, hayallerinden vazgeçme, aynı yolda devam et. Zaten hayat bu. Herkese sunduğu şey farklı derdim. 17 yaşına ne derdin? 17 yaşıma ne derdin? Ayda, ver. Ben 17 yaşında ben de setteydim bu arada. Evet. Ama Gaziantep'teydim yani. Eyvah. Öyle bir fark var. Zordu set. Ne derdim? Ne derdim ya? Bilmiyorum ki ne derdim. İnsan daha 17 yaşında anne ne der ki? Devam et derdim yani. Ben yapan sonuçta oradaki verdiğim kararlar hiçbir şey değiştirme. Devam et derdim. Doğru yolda gidiyorsun. 17 yaşında ne derdin? Selahattin büyük ihtimal hata yapmaktan korkma mı derdi? Öyle derdim doğru aynen. Bu arada ben de öyle derdim bak aklımı okudun. Ya ben naif bir çocuktum. Bu naif. Evet Selahattin anlatsana biraz. Sürekli kendini pazarlıyor. Abi geliyor. Ben naif ya, inanılma. Abi. Ya biraz Selahattin konuşabilir mi lütfen? Biz zaman konuştun da o yüzden şaşırdım yani. Aslında hala öyleyim ve bu aslında şu an için sahip olduğuma sevindiğim bir özellik ama o zaman hata yapmaktan çok korkardım yani. Hani aileme laf gelmesin, bana laf gelmesin, bir şey olmasın gibisinden o yüzden böyle korkaktım biraz yani. O yüzden daha çok hata yap. Aileden falan mı korkardın? Aileden de yani hepimiz o yaşlarda ailemizden korkarız da şimdi artık arkadaş gibi olduk da onlara laf gelmesin, onları utandırmayayım gibisinden şeyler olurdu. Konu biraz başka bir yere gidiyor. Evet evet psikolojik. Bence sen biraz uzan, uzan abi. Uzan ve anlat. Başka nelerden korkuyordun mesela? Yani. Hayır yani mesela şey derdim ben, 2020'de dünyanın pandemi sistemi gelecek, ona göre her şeyini yap 2020'ye kadar falan da derdim. Lan nasıl mantık ya, inanılmaz. Evet. 20'de kötü. Biz nasıl çok? Ya bu arada eş zamanlı olarak bizim hem katılımcılara soracağımız sorular var.
Wow. Önemli değil. Şey yapmayın. Nazar durun. Biraz dağılmış olabilirim ama bunun sebebi koydum. Ya bu arada zamanda yolculuk yapıyoruz ya, çok güzel bir soru daha var. Onu da sorabilir miyim? Burada olur. Baskı yapıyorlar bana, bak hepsini görüyorum. Kameralar da açık. Herkes bana bakıyor buradan. Bak, karakterlerine veda ederken ne demek isterdin? Oynadığınız karakterleri 2020 yılında nerelerde hayal ederdiniz? Lisedesiniz, 17 yaşındasınız ve o karakter hepiniz 2020'de nerede olurdunuz? Bence güzel soru. Böyle bir zaman 17 güzel, yaşında. Çok güzel soru da spoiler. Evet, spoiler. Evet, büyük spoiler. Spoiler'a girer mi? Şimdi biraz evvelki izni bir daha alayım mı? Küçük bir spoiler daha verebilir miyiz acaba? Yemez Bey, çok bu tatlı ses tonu. Melisa emin miyiz? Okey mi? Bütün dizi yan atıyormuşuz. Hani bu kadar küçücük. Okey. Hiç kimse ikinci sezonla ilgili spoiler vermek istemiyor. O zaman spoiler'ın hası bende. O zaman vallahi spoiler nasıl bir bende. Bir alkışla yapalım mı o spoiler'ı? Hiç kimse yapmayacak ama ben yapıyorum. Arkadaşlar, ikinci sezonu merak ediyor musunuz? Final sezonunu. Final sezonu merak edenler şimdi ekranlarının ışığını, sesini, her ne varsa hepsini açsın. Çünkü ikinci sezondan açık. Wow, hadi bakalım. Bu yıl sizler için çok önemli bir yıl. Hayatınızın en önemli sınavına gireceksiniz. Tabii bu yıl benim için de önemli. Müdürünüz ben olduğum için inşallah bu yıl okulumuzun başarı puanı tavan yapsın ve üniversiteye girenlerin sayısında bir rekora imza atalım istiyorum. İnşallah. Ve bunun için bazı uygulamalar öngördüm. Arkadaşlar, A sınıfı uygulamasına geçiş yapacağız. Bu şekilde en yüksek başarı beklentimiz olan öğrencilerimizi A sınıfına alacağız. Bunun için her ay seviye tespit sınavları yapacağız arkadaşlar. Bu sınavlarda başarısız olanlar maalesef sınıf düşerken, başarılı olanlar A'ya girmeye hak kazanacaklar. Aferin kızım, geç. Doğal olarak onlar daha ayrıcalıklı bir eğitim görecekler. Böylelikle eşitlik ilkemiz ve gayrete olan teşvik duygumuz sarsılmamış olacak. Sizler için de kendinizi daha ileriye götürmenize vesile olacaktır. Buna yürekten inanıyorum sevgili arkadaşlar. Herkese bir kez daha merhaba. Umarım eğleniyorsunuz ekranlarınız başında. Valla biz final sezonunu burada yavaş yavaş köpürtmeye çalışıyoruz. Sanki benim duyduğumu duyuyor musun? Bir saniye. Pardon. Arkadaşlar, bir sıkıntı var. Çok özür diliyorum. Bir problemimiz var. Canlı yayına müdahale ediyorlar şu anda. Bir şey olacak, hadi bakalım. Şey olacak, evet. Şey olacak, bunları yemeyiz. Bu organizasyon. Rıfit abiciğim. Çok iyi ya. Hocam hoş geldiniz. Rıfit abi kalkanlı mısın? Yazıklar olsun. Burcu hocam, Kemal hocam. Hocam. Teessüf ederim size. Hala. Şu zibidileri almışsın yanına, bu adamlar üniversite test sınavlarında sorularla ilgilenmiyorlar. Saçma sapan sorulara cevap vermek için uğraşıyorlar. Hocam, Gençlik Üniversitesi. Onlarla, neydi benim repliğim? Ben yazıklar biliyorum. Olsun. Ben. Siz gidin ne okuyun? Lütfen. Hocam. Hocam, Kemal hocam özellikle sizden hiç beklemezdim. Necdet hocam, sizce nasıl öğrenciler gerçekten? Fındık yiyor sanki. Ya Müfit abi çok iyi. Osman. Bu fındık sadece sana ait değil. Bunlar. Yani kuracak cümle bulamıyorum. Bunları Burcu hocalarına sorun. Merhabalar. Bir alkış arkadaşlar. İstiyorum hocam için. Büyük bir alkış istiyorum. Büyük bir alkış.
Necdet Hocam ya da aslında... Sevgiler. Sevgili Müfit Kayacan, hoş geldiniz. Hoş gördünüz. Yemin ediyorum Müfit, ne güzel Müfit Bey bir gece. Bana öyle bakınca hakikaten önümü yavaş yavaş iliklemek istiyorum ya. Kendimi lisede hissettim. Vay, hakikaten öyle bir etki bırakmışsınız üstünüzde ya. Hakikaten önümü ilikleyip acaba yanlış mı giyindim diye bakıyorum. Müfit abi, sosyopat nedir? Ya tam da seni tarif ediyor sosyopat. Şimdi tabii çok şey söylenecek ama bu gece çok özel bir gece. Bizim bayramımız, düğünümüz, bu arkadaşlarımızla bizi buluşturan, izleyicilerle buluşturan özel bir gece. Bu Necdet Hocalarla biz çok rastlaştık. Çok çileler çektik. Ruh dengemizi bozdular. Bizi eğitimden, yaşamdan soğuttular. Hocam çok İyi teşekkür Burcu ediyoruz. Hocalar, Kemal Hocalar var gerçekten. Ya hocam, bu arada bir dakika. Ben bir şey sormak istiyorum. Siz buyurun. Öğrencilik yıllarınızda buyurun. Kendiniz gibi bir hocaya denk geldiniz mi? Yani canlandırdığınız karakter gibi, Necdet gibi bir hocaya denk geldiniz mi? Çok denk geldim. İlkokul 2'den sonra okumaktan nefret ettim. Öğrencilere hala üzülürüm. Bu hocaları çok gördüm ben. O yüzden de oynamak da kolaydı benim için. Anladığım kadarıyla o yüzden de dizide... Sizden daha... Dizide final sezonunda da kaldığım evet. yerden devam edeceğim diyorsunuz. Ya hocam, öyle bakınca siz gerçekten ben... Valla çok şey söylenebilir ama final... Finalde bütün egosu yüksek... Gerçekten bu ülkenin ya da insanların başına dert olan... Aman hocam, finali söylemeyin, sakın söylemeyin, gibi. Sakın. Neyse. Sakın söylemeyin finali. Yes. Okey. Okey. Vallahi ben... Müfit abi. Okey, tamam. Söylüyordu ama. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz görmüyordunuz. Ben eş zamanlı olarak burada ekibe bakıyorum. İki kişi sarılık oldu, bir kişi gerçekten kaçtı gitti. Allah'ım ne oluyoruz diye. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Tabii seni seviyoruz. Sağ olun. Arkaya bakmayın. Ben de sizleri seviyorum. Ya. Hakikaten. Şu kadarını söylemek istiyorum buyurun, son söz buyurun. Olarak. Duyamadık. Yani spoilersa hoş görsünler. Belki diziyi izlerken gene görecekler ama gençler için önemli olan mutlaka bu okullarda başarılı olmak değil, mutlu olmak. Hepsi mutlu olsunlar bizi izleyenler gençler. Hayır. Sevgiler. Süpersiniz. Helal. Banki yavaş yavaş toparlamak lazım, ne dersin? Biraz sonra geri sayıma geçeceğiz bu arada. Ben şimdi saate de bakıyorum. Hakikaten geri sayıma geçeceğiz. Yarın dizi başlıyor. Geri sayım. Harika bir enerji, hem oyunda hem oyunculuklarıyla hem dizideki karakterleriyle olağanüstü bir enerji var. Şu anda sahneye de aynı enerjiyi yaşıyoruz. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Gelin sahnenin önüne hep beraber gelelim ve geri sayalım. Ardından da diziyi başlatalım. Daha doğrusu dizinin yayına girme düğmesine basalım. Bize evet. sadece kaçtan geriye sayılacağını söyleyin yeter. 118.846'dan geriye sayacağız. Yarın okay. sabah canlı yayına girene kadar saymaya devam edeceğiz. Arkadaşlar. Hadi gelin. Hadi. Hadi. Yes, come on. Woohoo! 118.000. Hazır mıyız? Yes, 45. Ben herkesten de yardım isteyeceğim. Ondan geri sayacağız çünkü. Hadi bakalım. Gerçekten de biz şimdi dediğimizde sisteme girecek dizi ve yarın da canlı yayınla final sezon Netflix'te gösterime girecek. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şu anda sizler göremiyorsunuz ama kameraların arkası çok kalabalık, çok güzel insanlar bizlerle beraber. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Funky, hazır mıyız? Ben hazırım. Kaçtan geri sayıyoruz onu söyleyecek. 10'dan geri sayıyoruz. 10.
Hadi bakalım. Hazırsak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi! Süpersiniz ya. Süper. Herkes bunu görsün ya. Süperler. Vallahi süperler. Ya bitti. Süpersiniz gerçekten. Süpersiniz. Kaldım ki. Öyle, sizlere de bizleri bu son bir saattir izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çok ayıptır söylemesi. Sizlere veda ediyoruz ama biz eğlenmeye devam edeceğiz. Final sezonunu burada sonuna kadar kurtlarımızı dökerek kutlayacağız. Çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. We'll be right back.